Antibiyotik kuşkusuz ömrü uzatan müthiş bir tedavi, iyi ki var. Pek çok hastalıkla, bulaşıcı hastalıkla mücadele etmemizi sağladı yıllar içerisinde. Hatta antibiyotik direncini biz son dönemde konuşmaya başladık aslında. Bu da çok önemli bir konu ki içinde bulunduğumuz bu hafta antibiyotik direncine dikkat çekmek için epey bir zamandır antibiyotik farkındalık haftası olarak dünyada anılıyor bu hafta farkındalık yaratmak amacıyla. Çünkü önemli bir mevzu var ki 2050 yılına kadar eğer bu şekilde antibiyotik kullanmaya devam edilirse, bunun nasıl olacağını birazdan konuşacağız. 25-26 yıl sonra, yani 2050'ye kadar kanserden ölenlerin sayısından daha fazla antibiyotik direnci yüzünden hayatını kaybedenler olacak. O yüzden bu kadar önemli. Zaten pandemi de bize göstermedi mi virüs karşısında, biri virüs karşısında ne kadar aciz kaldık. Aynı karanlığı bakteriler içinde yaşamak istemeyiz. Hoş geldiniz. Yeni konuğumuz, 15 dakika süremiz var. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi İsmail Balık. Pandemiden zaten sizi çok iyi tanıdık ama şunu da söylemem gerekiyor ki siz ilaç bilincini geliştirmeye ve Akılcı İlaç Derneği Başkanısınız da aynı zamanda. Hadi o zaman şuradan başlayalım hocam. Öncelikle, antibiyotik direnci derken biz ne anlayalım? Yani şunu mu söylüyoruz? Vücudumuzda bir bakteri var. Çünkü biliyoruz ki virüs için değil, bakteri için antibiyotik kullanıyoruz. Ve bu bakteriye yarar da bir antibiyotik var ama biz içtiğimizde faydalı mı olmuyor? İşe mi yaramıyor? Öldürmüyor mu? Etki mi etmiyor bakteriye? Yanlış mı anlıyorum ya da ben bu antibiyotik direnci konusunu? Biraz daha açalım izninizle. Ben öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü bu sizin de girişteki rakamlardan da söylendiği gibi ne kadar önemli bir konu, ne kadar sinsi bir tehlike. Evet. Ve Covid'den sonra tüm dünyadaki sağlık otoriteleri biz yıllardır enfeksiyonla ulaşanlar aslında bununla çok mücadele etmeye çalışıyoruz ama artık antibiyotik direncine gelecekteki sinsi pandemi olarak bakılıyor. Sizin verdiğiniz rakamlardan da olduğu gibi bu sıralarda yaklaşık yılda 1 milyon kişi antibiyotik direncine bağlı enfeksiyonlardan kaybediliyor. 1 milyon kişi. Eğer önlem alınmazsa tüm dünyada artık 2050 yıllarına geldiğimizde yılda 10 milyon insan ölecek ve dünyaya bunun maliyeti 100 trilyon doları bulacak. Ve artık ilkel çağa döneceğiz. Antibiyotik öncesi çağa dönmüş olacağız. Sanki hiç antibiyotikle bu şekilde, karşılaşmamış yani 80 yıl önce penisilinin ilk bulunduğu zaman tıp dünyası bayram etmişti tabiri caizse. Hı hı. Ama son 20 sene içinde tekrar geri dönmeye başladık. Hı. Şimdi öyle enteresan bakteriler çıktı ki piyasada bulunan hiçbir antibiyotiğe cevap vermeyen, tabiri caizse canavarlaşmış, tüm antibiyotiklere karşı silah geliştirmiş, koruma kalkanı geliştirmiş bakteriler oluşmaya başladı. Eğer bir kimse bu bakterilerden birine maruz kalırsa, buna yapabileceğimiz elimizde herhangi bir şey kalmıyor maalesef. Bu giderek bunun oranı artıyor. İşte o yüzden sinsi pandemi, ölümcül pandemi diyoruz buna. Elinizde bir silah da yok. Covid'de bilim dünyası hızlı bir şekilde ilaç geliştirdi, aşı geliştirdi falan ama yeni bir antibiyotiği, yani böyle canavarlaşmış, elinde her türlü antibiyotiklere kalkanı bulunduran bakterilere karşı kolaylıkla bir antibiyotik geliştirmek de mümkün değil. Çünkü ilaç sanayi maalesef antibiyotikler çok ticari olmadığı için, ömrünü çabuk tükettiği için, hızlı bir şekilde direnç geliştiği için antibiyotikler yerine kanser ilaçları gibi, kalp ilaçları gibi, zayıflama ilaçları gibi daha ticari, kar oranı daha yüksek olanlara bütçe ayırıyorlar. Belki yeterince hastanın olmasını bekliyorlardır. 2050 gelince bütçe ayırırlar. Peki hocam o zaman ne yapacağız? Yani yanlışı nerede yapıyoruz antibiyotik kullanımında? Yanlışı çok antibiyotik, gereksiz antibiyotik kullanarak yapıyoruz. Birinci yanlış o mu? Birinci yanlış bu. Antibiyotikler kullanıldıkça bakteriler ama onları tanıyor ve direnç geliştiriyor. Yakın ben tam tarihi hatırlamıyorum ama biz gidip ilaç eczaneden antibiyotik alamıyoruz. Öyle bir durum 10 yıldır yok. Alamıyoruz. Yani 10 yıl öncesine kadar alınıyordu. Ben doktorum yazmadığı müddetçe alamıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Vatandaşımız doktora özellikle birinci basamak dahil hekimlerine çok ciddi baskı yapıyor. Bizim halkımız hala baskı yapıyor. Yıllardır konuşmamıza rağmen. Türkiye'de bu oran dünyadan daha mı yüksek? Galiba maalesef öyle. Maalesef daha yüksek. Türkiye antibiyotik direncinin dünyada en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi ve antibiyotiği de en çok kullanan ülkelerden bir tanesi. Ben verileri getirmiştim. Avrupa'da en çok antibiyotik kullanan ülkelerin başında geliyoruz biz. Örneğin İskandinav ülkeleri en az antibiyotik kullanırlar. Onlar bize göre iklim açısından daha soğuklar. Hani öyle bir algı var ya. Yok. Tabii. Ama onlar çok az antibiyotik kullanmasına rağmen, daha soğukta yaşamalara rağmen bizden daha az antibiyotiğe ihtiyaç duyuyorlar. Eğer korunma tedbirlerini alırsak,
Yani sadece elimizi yıkamak bile evet. %50 oranında antibiyotiğe ihtiyacımızı azaltıyor bizim. Ha, buradan da bakabiliyoruz konuya, doğru. Tabii ki. Tamam. Antibiyotiği kullanmak, gereksiz kullanmakla siz aslına bakarsanız bir kazanç elde etmiyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde direnci davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Tamam, şimdi 10 yıldır, yani bugünün günümüzü konuşalım. Günümüzde ben kafama göre antibiyotik alıp içemiyorum ama diyorsunuz ki aile hekimlerine baskı yapanlar var. O ayrı bir mevzu, yani yapmasınlar, yapmasın kimse gerçekten baskı antibiyotik. Bir de ben antibiyotiği virüs içinde kullanan çok sayıda insan... Grip oldu. Evet, yani biliyorum ve yani bunu da bir öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde şöyle söyleyeyim o zaman. Soğuk algınlığı, grip, evet, özellikle mevsimsel hastalıkların etkeni virüstür. Ve dolayısıyla virüslere antibiyotikler etki etmez. Evet. %80'i yani öksürüyorsa, hapşırıyorsa, burnumuz akıyorsa bu %99 virüstür. Dolayısıyla bu durumda antibiyotik kullanmak gereksiz. Maalesef evlerimizde antibiyotik artıranlar var. Antibiyotik verdiği zaman doktor sonuna kadar kullanmıyor. Sonuna kadar kullanmamak da direnciye tetikliyor. Bir de onu soracaktım. Yani şöyle iki gün iyileştim, toparladım, ayağa kalktım, bitti. Ateşim düştü. Tamam, o halde doktorum bana dedi ki bu 10 ilacı her gün sabah akşam iç ama ben 5'e geldim durdum. O da antibiyotik direncini... En büyük hatalardan bir tanesi. İkinci günden itibaren antibiyotik etkiliyse, yani gerçekten doğru yerde kullanılmışsa, bakteri enfeksiyonu varsa ikinci günden sonra etkisini göstermeye başlar. Öyle olunca iyi hissedince hastalarımız ne yapıyor? Antibiyotik kullanmayı bırakıyor. Bıraktıkları zaman işte o zaman bakteri az silahla karşı karşıya kaldığı zaman tanımış oluyor silahı ve kalkan geliştiriyor. Yani direnç kazanıyor. Dolayısıyla bir daha aynı antibiyotiği sakladığınız zaman, bir daha aynı enfeksiyonla karşılaştığınızda o antibiyotik sizin işinize yaramıyor. Yaramadığı gibi ev içindeki kişilere o dirençli bakteriyi aktarıyorsunuz, komşularınıza aktarıyorsunuz, dünyaya aktarıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla zincirleme gidiyor. Zaten antibiyotik kullanımı sadece insanlarda yanlış kullanımla kısıtlı değil. Tarım ve hayvancılıkta da antibiyotik çok yaygın kullanılıyor. Evet ya. Peki. Bunun da kontrol altına alınması gerekiyor. Ben bir soru sorabilir miyim? Evet. Çok merak ediyorum. Hocam iki soru var. Bir tanesi... antibiyotiği sizden bu bilinci aldıktan sonra kullanmamaya başladık. Vücut bunu bir tolere etme zaman dilimi var mı? Hani 7 yıl sonra, 8 yıl sonra bu zararı ne kadar sürede geri alıyor? Bir de diyorlar ki illa antibiyotik kullanmak zorunda kalırsanız probiyotikle birlikte, yani bağırsağınızın bakterilerini güçlendirerek alın. İki soruyu çok merak ettim, özür dilerim. Lütfen. Probiyotik direnci engellemez bir kere, evet. Bunu söyleyelim. Bu yanlış pompalanan evet, şey, bilgilerden bir tanesi. Dedim. Probiyotiğin tabii ki faydalı olduğu alanlar var konumuzun dışında ama direnci etkilemediğini kesinlikle söylemeliyiz. Hı-hı. Antibiyotiği kullanmayı azalttığınız zaman... Ya da bitirdiniz, uzun yıllar kullanmıyorsunuz. Birinci sorunuza cevap olarak Hı-hı. söylüyorum. Antibiyotiği kullanmayı azalttığınız zaman bir süre sonra o bakterilerde duyarlılık tekrar başlıyor. Hı-hı. Ama bu her bakteride olmuyor. Bir kere bazı bakterilerde, onları biz hani halkından diyeceği şekilde canavarlanmış bakteri diyelim... O değişime uğradığı zaman onlar bir daha geri dönmüyor. Bazılarına geri dönüyor duyarlılık, bazılarına geri dönmüyor. O yüzden bizim direnç konusuna hiçbir zaman akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Ve direnci yenmek için tüm paydaşların el birliğiyle mücadele etmesi gerekiyor. Yani doktorların, sağlık çalışanlarının, devlet otoritesinin ve en önemlisi de halkın. Eğer halk bu mücadeleye katkı vermezse antibiyotik direnciyle baş etmek... Bu sinsi pandemiyi engellemek mümkün olmaz. Tarım ve hayvancılığı biraz açar mısınız? Şimdi hayvancılıkta, tarımda çok yaygın antibiyotik kullanılıyor maalesef. Her ne büyük kadar başlı. Son yıllarda kontrol altına alınmaya başlanmışsa da insanlarda kullanımı önemli ölçüde Sağlık Bakanlığı'nın son 10 yılda aldığı tedbirlerle kısıtlanmaya başlandı. Ama hayvanlarda kısıtlamanın ne kadar olduğunu açıkçası ben çok bilmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tarım Birliği ile birlikte alarmı olmuş durumda. Dünyada yaygın tarım ve hayvancılıkta antibiyotik kullanmasının hayvanlar aracılığıyla ve bitkiler aracılığıyla insanlara geçişi ve o dirençli bakterilerin hiç farkınıza varmadan yediğiniz gıdalardan size bulaşması ve dirençli bakteriyle hasta olmanız söz konusu oluyor. Veriyorsunuz antibiyotiği, işe yaramıyor. Aslında bir görsel getirmiştim ama biz laboratuvarda besi yerinde, yani ortamda dirençli ve dirençli olmayan bakteriyi ayırabiliyoruz kolaylıkla. Yani bir antibiyotik kullanırken mutlaka doktora danışılması gerekiyor. Doktora danışmadan evde ya da başkasından antibiyotik tavsiyesiyle antibiyotik kullanmak kesinlikle ve kesinlikle kabul edilmemeli. Şimdi bunun için tabii biz toplumsal duyarlılığı, farkındalığı artırmamız gerekiyor.
Dünya Sağlık Örgütü işte mavi çeşitli kampanya örnekleri evet. şey yaptı. Mavi giyinin işte maviyle dirence dikkat çekin diye. Hı-hı. Biz de hastanemizde biraz önceki slaytta gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla evet, beraber kendi hastanemizde dikkat çektik bunu. Çekil. Ama daha sonra derneğimizde yine biraz sonra antibiyotikler bebek şeker gibi kullanılmamalı diye bir pankart hazırlayıp AVM'lerde falan Hı-hı. bir aktivite yaptık. Buna benzer aktiviteler aslına bakarsanız okullarda işte öğretmenlerimiz aracılığıyla yani toplumun her kesiminin tabii en önemlisi de aslına bakarsanız bizim toplumumuzda kamuoyu oluşturmada televizyonlar çok önemli rol oynuyor. Toplumsal eğitimde televizyonların bu tip özellikle sağlıkla ilgili, hı hı. sağlıkla ilgili özellikle ilaç kullanımındaki bilinci artırmada televizyonların, dizilerin içine konumuz yedirecek olan senaryoların içinde çok bizim güzel. Halkımız çünkü çok ciddi anlamda dizi bağımlısı. Bunu lehte kullanmak gerekiyor. Senaristlerimiz de ben buradan rica ediyorum. Çok bilinçli iyi. İlaç kullanımı konusunda zaman zaman ana kahramanlara bu konular senaryonun kahramanların içine, ağzından, senaryonun içinden küçük küçük böyle tabii sıkmadan, konunun dışına çok çıkılmadan bunlar yapabilir. Geçmişte akışı biz başka bozmadan. Mücadelelerde, hayatın içinde çok, çünkü yani. Geçmişte başka hastalıklarda biz kullandık, AIDS'te, hepatitte bunları kullandık bu örnekleri. Ama ilaç konusunda da bunu yapmamız Aynen. gerekiyor. Peki, ne kadar yaygın yapılırsa o kadar iyi olacak. Antibiyotik direnci yüzünden artık bugün kullanılamaz hale gelen ilaçlar var mı, antibiyotikler Çok fazla var. Çok fazla. Bazı bakterilerde hiçbir antibiyotik kullanılmaz durumda şu anda. O canavar tipi. Yani işte biz enfeksiyon diyoruz. Kendi zararı oldu ki aslında topluma, değil mi? Komşusuna, Tabii ki. Evine. Tabii ki. Sadece... Bir de anladığım buradan benim bu böyle bizim meselemiz değil. Tıpkı bunu plastikte de konuşmuştuk ya, hani bu denize plastik atıyor ya. Marmara Denizi'ne, ama o Marmara Denizi'ne değil aslında. Yani dünya denizine gidiyor. Çünkü o dolaşıyor zaten. Tabii. Yani o yüzden burada da aslında sanki antibiyotik kullanımını bir ülke değil, daha küresel bakılması gereken bir mesele sanki. Bütün dünyada da böyle bir önemseniyor mu bu konu? Aslına bakarsanız Batı ülkelerinde son 10 sene içinde çok ciddi bir kamuoyu oluşmaya başladı. Hatta insanlar çevrede nasıl gürültü yapanı uyarırsınız, bizi rahatsız ediyorsunuz diye. Antibiyotik yapan, kullanana gereksiz, niye antibiyotiği gereksiz, doktora danıştın mı diye uyaranlar oluşmaya başladı. Bizim toplumumuzda da bu bilinç oluşması lazım. Evet. Yani biraz... antibiyotik yazan hekimi sorgulaması lazım tam tersine. Yani gerçekten doktorum siz emin misiniz bu antibiyotiği bana yazıyorsunuz ama... ben de bakteriyel enfeksiyon olduğundan emin misiniz? Bunu kullanmak zorunda mıyım diye uyarması gerekiyor. Antibiyotiklerin bir de beklenmedik birçok yan etkisi de var. Direnç sinsi bir yan etki. Uzun sürede hemen anlaşılmayan bir yan etki. Peki doktor yazdı ve hastanın bunu kullanmama, reddetme hakkı var mı? Tabii ki var. Var. Yani her ilacı, her tedavi reddetme hakkı var hastanın. Doktoruyla tartışması gerekiyor. İkna olduktan sonra tabii ki kullanması gerekiyor. Doktorun da görevi zaten hastasına... kullandığı ilaçları ve hastalarıyla ilgili bilgi vermek doktorun da görevi. Ama biraz önce Burak Bey bana bir olay anlattı. Ablası hekimmiş buraya hı hı. gelirken. Özellikle birinci basamakta çalışırken, şimdi istas yapıyor, ben kendisine başarılar hı hı. diliyorum buradan. Bir hasta antibiyotik yazma baskısında bulunmuş. Bakteriyel enfeksiyon yok sizde deyince hı hı. şehrin ileri gelenlerine vasıtasıyla Sayın Bakan'a kadar şikayet edilmiş. Sayın Bakan hekimi arıyor, hekim arkadaşımızı. Ve konunun gerçeğini öğrendiği zaman doktor hanıma teşekkür ediyor. Bakteriyel enfeksiyon olmadan antibiyotik yazmadığı için. Şimdi bu aslında buradan da ben Sayın Bakan'a da teşekkür ediyorum. Bu konuya bu anlamda sahip çıktığı için, hekimlere destek olduğu için bu anlamda. Evet. Türkiye dünyada belki de antibiyotik yazılmadığı için saldırıya uğrayan hekimlerin olduğu tek ülke belki de. Bu kadar net söylüyorum. Yani ben diyorum hekimler ki direncin başımıza neler getireceğini bir taraftan söylüyorum. Ama bizim insanımız, toplumumuz evde antibiyotik bulunsun diye başka bir nedenle doktora gittiğinde bana bir de antibiyotik yaz diye baskıda bulunuyor. Lütfen bunu yapmayalım. Antibiyotik evde aslında olmaması gerekir. Ama baktığımızda evlerimizin %20'sinde, %30'unda mutlaka antibiyotik var, bekliyor.